Aliyev evim de malım da batsın, Karabağ kurtarılsın diyerek aslında tüm Türk dünyasına seslendi. Erdoğan, Dağlık Karabağ krizi ancak savaşla çözülür diye boşuna söylemiyor. İstedikleri buysa onlara son defa istediklerini vereceğiz. 200 yıllık fetret devrinin ve 30 yıllık Karabağ'ın intikamını hayal edemeyecekleri bir fırtınayla alacağız. Türklerin dirildiği yer olacak Azerbaycan ve Türklerin birleştiği ev olacak Türkiye. Abone olarak destek verebilirsiniz. Ermenistan tarafından 30 yıl önce işgal edilmiş Azerbaycan toprakları içinde bulunan Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermeni güçler arasında yeniden başlayan çatışmalar uluslararası arenada kaygılara neden oldu. Birçok ülke çatışmalara son verilmesi çağrısı yaparken Türkiye askeri operasyonlarla Dağlık Karabağ'ı kontrol altına almak isteyen Azerbaycan'a güçlü bir şekilde destek verdi. Türkiye ve Azerbaycan arasında güçlü bir dostluk ilişkisi olsa da Güney Kafkasya uzmanı Alman gazeteci Silvia Stöber'e göre Türkiye'nin bu son olaydaki güçlü desteği yeni bir tutuma işaret ediyor. Stöber, Türkiye'nin çatışmaya müdahil olması ve Azerbaycan'ı geçen yıllardan daha güçlü bir şekilde desteklemesi yeni bir durum. Bu Azerbaycan yönetimini gerginliği daha da tırmandırma konusunda cesaretlendirebilir. Ermenistan'a Rus silahları sevk edildiğini de görüyoruz. Türkiye ve Rusya geçen yıllarda olduğundan daha fazla şekilde Dağlık Karabağ krizine dahil olabilirler değerlendirmesinde bulundu. Azerbaycan'la Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesi üzerindeki egemenlik hakları konusunda yaklaşık 30 yıldır yer yer çatışmalara varan sert görüş ayrılıkları yaşanıyor. Nüfusun çoğunluğunu Ermenilerin oluşturduğu bölge, dönemin Sovyetler Birliği Devleti tarafından Azerbaycan'a verilmiş, ancak Ermenistan 1990'lı yılların başında yaklaşık 30 bin kişinin hayatını kaybettiği çatışmaların ardından bölgede kontrolü ele geçirmişti. Ermenistan her ne kadar 1991 yılında Dağlık Karabağ'ın özgürlüğünü ilan etmiş olsa da, uluslararası toplum bugüne dek bunu kabul etmiş değil. Azerbaycansa bölgeyi gerekirse askeri güç kullanarak tamamen kendi kontrolü altına almayı hedefliyor. Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıldır devam eden işgali derinleştirmek için başlattığı saldırılarına Azerbaycan'ın cevap vermesiyle başlayan çatışmalı süreçte Ermenistan çok ağır bir yenilgiye uğradı. Ordusu, tankları, savunma sistemleri yok edildi. Ermenistan tam havlu atacakken Rusya, Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nı acele ateşkese zorlamıştı. Erivan, Moskova tertibiyle Ermenistan diz çöktüğü bir anda Rusya'nın müdahalesiyle Bakü'nün elinden alınmıştı. Zira askeri açıdan iyiden iyiye köşeye sıkışmış olan Ermenistan'a bir süre nefes almasını sağlayacak bir alan bu sayede açılmıştı. Türkiye ve Azerbaycan için Dağlık Karabağ ve Nahçıvan iki devlet bir millet olarak nasıl egemenlik meselesi ise Dağlık Karabağ yapılacak bir operasyon da Rusya'nın kırmızı çizgisidir. Bu nedenle Azerbaycan ordusunun işgal altındaki Dağlık Karabağ'da yaptığı askeri operasyonlar Rusya'da aşırı endişeye neden olmuştur. Rusların önemli güvenlik analistlerinden Alexander Goltz, Azerbaycan Ermenistan hattında yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmelerde Türkiye'nin olaylara dahil olmasının Kafkasya'da dengeleri değiştirebileceğini ifade etti. Bu nedenle Rusya ve Erivan'ın muhalefetine rağmen Aliyev'in Türkiye'nin de ateşkes görüşmelerine çağrılması tekrar düşünülmelidir. Erdoğan, bölgede Dağlık Karabağ'ın işgaliyle başlayan krize artık bir son verilmesinin vakti gelmiştir açıklamasıyla çatışmalara son verilmesi çağrısı yapan aralarında Avrupa Birliği, Rusya, Fransa ve Amerika'nın da bulunduğu güçlerin tersine Azerbaycan'a savaşa devam etme çağrısında bulundu. Zira başta Minsk ülkeleri olmak üzere 30 yıl önce Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ'da 1 milyona yakın insanın evlerinden, yurtlarından edilip insanlık onuruna aykırı işkencelere, katliamlara tabi tutulan Azerbaycan Türkleri ile ilgili hukuki herhangi bir işlem yapmayan, üstelik katliamlara destek veren küresel güçler ve Batı bu katliamlara göz yummakla Ermenistan'ın suç şerikleri olmuşlardır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bölgeye barışın sadece Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'dan çekilmesiyle geleceğini açıklaması bu açıdan önemlidir. Putin kendi ülkesinin analistlerine kulak vermelidir. Eğer kaos yaşamak istemiyorsa Türkiye'yi de Dağlık Karabağ sorununa müdahil edecek politika ve stratejilerden uzak durmalıdır. Zira Türkiye veya Azerbaycan'a yapılabilecek bir müdahale bölgeye ABD ve NATO'yu getirecektir. Aliyev'in açıklamalarında her Türk'ün bilmesi gereken noktalara dönelim istiyorum. Aliyev'in açıklamaları şu şekilde. Ermenistan'ın bu çirkin siyaseti anlaşılabilir çünkü ne zaman savaş meydanında mağlubiyete uğrasa böyle çirkin şeyler yapar. Azerbaycan halkı bunu Hocalı soykırımı örneğinde görmüştür. Azerbaycan ordusu bütün cephelerde mücadele ederek bazı şehirleri ve köyleri işgalden kurtardı. Ermenistan'ın bu hain saldırısının sebebi kendi sınırlarını genişletme isteği. Kolektif Güvenlik Teşkilatı'nı bu işe ortak etmek istiyorlar. Bu yüzden de Ermenistan kendi topraklarından Azerbaycan'a saldırıyor. Daha önce de açıkladığım gibi bizim asıl mücadele alanımız cephedir. Biz hiçbir zaman sivillere hedef almadık. Bizim bütün hedeflerimiz gerçekçi hedeflerdir. Bizim yaptığımız atışlar hedeflerimizi mahvetti. Ermenistan ordusuna çok büyük zarar verdiğimizi söyleyebilirim. 200'ün üzerinde tank, 2 S-300 savunma sistemi imha edildi, 33 tank ele geçirildi ve birçok başka silah imha edildi. Biz daha büyük irade ve mücadele azmiyle düşmana karşı mücadele edeceğiz ve işgal edilmiş bütün topraklarımızda Azerbaycan bayrağını dalgalandıracağız. Ancak görüldüğü gibi Ermenistan'ın planları başkaydı. Onlar ateşkesten istifade ederek uğradıkları yenilgiyi biraz giderebilmeyi düşünüyorlardı. Biraz zaman kazanarak yeni askerler seferber edebilirler ve böylece Azerbaycan'a karşı saldırılara devam edebilirler. Ama onlar yanıldılar. Biz de çok ısrar etmemiştik. Yapılan açıklamada bizim lehimize olan maddeler bizi tatmin etmişti. Tabii müzakere masasına oturan iki bakana da belli teklifler verilmişti. Ben bizim şerhlerimizi belirtmiştim. O şerhlerden herhangi bir taviz söz konusu değildi. Müzakereler Madrid prensipleri çerçevesinde Azerbaycan ve Ermenistan arasında yapılacak. Biz de istedik ki bir an önce müzakereler başlasın ve bize bir takvim verilsin. Bu çok uzun vadeli bir süreç olamaz. Biz 30 yıl bekledik. Ancak Ermenistan'ın bu açıklamayı ihlal etmesi gösterdi ki onların tek amacı zaman kazanmaktı. İlk olarak Azerbaycan'ın ayrılmaz parçası olan Karabağ'a bağımsızlık veremeyecek. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü bütün dünya tarafından tanınıyor. Minsk grubuna eş başkanlık edenler bizim toprak bütünlüğümüzü tanıyor. Avrupa Birliği ile imzaladığımız anlaşmada Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne büyük saygı var. Ben herhangi bir ülkenin Dağlık Karabağ tanıyacağını sanmıyorum. Öyle bir şey olursa aradan bir saat bile geçmeden o ülke ile bütün diplomatik ilişkilerimizi keseriz. Birinci aşamada Ermenistan silahlı güçleri çıkarılır ve Karabağ'ın geleceğine ilişkin müzakereler devam eder. Biz barışa daha çok yaklaşacağız. Orada yaşayan Ermenilerle ilgili bizim için değişen bir şey yoktur. Bizim ülkemizde birçok millet yaşıyor ve bu bizim gücümüzü arttırıyor. Karabağ'da yaşayan Ermeniler endişe etmesinler. Biz onları bu suç rejiminden kurtardıktan sonra onlar daha iyi, daha emniyetli bir şekilde yaşayacaklar. Hem de onların refahı artacak. Orada sefalet sürüyor. Biz orada refah artıracak yatırımlar yapacağız. Orası yeni bir çekim merkezi olacak. Ermenistan'ın amacı Azerbaycan Türklerini oradan koparıp etnik temizlik yapmak ve sonrasında burasını kadim Ermenistan toprağı ilan etmek. Ancak Ermeniler buraya Rus Çarı tarafından 19. yüzyılın öncesinde göç ettirildi. Bu tarih. Biz bu tarihi biliriz. Azerbaycan Türkleri ve Ermeniler birçok yerde barış içinde yaşıyorlar. Tabii ki Karabağ'da da birlikte yaşayabilirler. Gürcistan'da 300 binden fazla Azerbaycan Türkü ve 200 bine yakın Ermeni yaşıyor. Hatta onlar bazı köylerde bir arada yaşıyorlar. Onların arasında bir sorun çıkmıyor. Normal komşu gibi yaşıyorlar. Biz halklarımızı buna hazır etmeliyiz. Benim şu anda söylediklerim Azerbaycan halkı tarafından kabul edilerek destekleniyor. Buna Azerbaycan halkının hakkı var. Onlar da yaşasınlar, biz de yaşayalım. Ama onlar yaşasınlar, biz kovulalım, böyle olmaz. Her bir muharebe barışla sonuçlanır. Eğer her iki tarafta güçlü irade sergiler ve uluslararası teşkilatlar da bizim tarafımızda olursa buna nail olmak mümkün olacak. Evim de, malım da batsın, Karabağ kurtarılsın.
Ermenistan'ın sivil saldırılarının amacı panik ve korku yaratmak. Azerbaycan'da yeni ve güçlü bir nesil yetişiyor. Vatanperver bir nesil yetişiyor. Aynı zamanda yaşlı nesil de başka bir dünya görüşüne sahip. Bu hain saldırılar bizim irademizi sarsmadı. Ermenilerin saldırılarından en çok Terter şehri çekti. Binlerce mermi atıldı. Terter şehri Gence gibi büyük değildi. Bana verilen bilgiye göre 2 saatte 1000'den çok mermi Terter şehrine düştü. Ama şehir halkı bir dağ gibi dayanıklılar. Ölmek var, dönmek yok diyorlar. 2016 yılında meşhur Nisan çatışmalarından sonra Ermenilerin saldırdığı yerlere gitti. Orada en yakın Ermeni köyüne mesafe 150 metreydi. Oraya gitmeyin, güvenli değil dediler ama ben nasıl gitmeyeyim? Orada bizim halkımız yaşıyor. Orası bizim köyümüz dedim. Biz sonuna kadar topraklarımız için mücadele edeceğiz. Minsk grubunda öyle ülkeler var ki bu bölgede hiçbir çıkarı yok. Türkiye bu masada olsun dedim. Bu konuda Erdoğan ve Putin defalarca konuşmuştu. Zaten bu masada Türkiye de var. Türkiye masada olmazsa bu sorun çözülmez.